Fethullah Bey malikaneleri tam size göre. Şehrin merkezine çok yakın. Bolu Gerede otoyolundan 180'le bastırıp gelirseniz sadece 3,5 saat. Sırrı sorumlu Feyzullah Bey malikaneleri beyefendileri ve hanımefendilerini bekliyor. Burada da annen torun bekliyor. Püh, yazıklar olsun sana. Şöyle akşamları mısır patlatıp masallar anlatıcı bir torunu çok görüyorsun bana. Üf, yapma anne, yine başlama lütfen ya. Zaten o ruhsardan sonra evlilikten soğudun sen. Başından beri söyledim sana. Evladım yanlış bir evlilik yaptın diye. Sınırlı sorumlu Feyzullah Bey malikanelerine sahip olmak çok kolay. Bir holdingi olan tüm vatandaşlarımız kefilsiz ve senetsiz bir şekilde malikane kooperatifimize girebilirler. Ta 3. Mahmud'a yok. Veya 5. Mahmud'a dayanan soyumuz böyle mi bitecek? Oh. Soy ağacımız arazi mafyası yangınında kül olan ağaçlar gibi böyle yok olup gidecek miydi ha? Cevap ver. Evet, cevap veriyorum. Yani benim medeni durumuma mafyayı da karıştırdın ya, pes doğrusu. Hadi be minik kuşum, kırma anneciğini de evlen artık. Senin yaşıtların içinde bekar gezen var mı hiç? Oo, hem de kaç tane? Cenk Koray, Hıncal Uluç, Kader İnanır, İbrahim Tatlıses. Hatta kankam Bodur Müfit de evlilik konusunda benimle aynı şeyi düşünüyor. Dur bakayım. Dur. Seni mutlaka o yılan kılıklı Bodur Müfit etkiliyordur. Evlenmemen için seni o dolduruyordur. Canım ne alakası var Allah aşkına anne? Neyse canım. Sınırlı sinirli Feyzullah Bey malikaneleri kooperatifi. Yemyeşil orman içinde bırakın çocuğunuz sincaplarla oynasın, tavşanlarla zıplasın. Tabii ya tabii. O mendeburun kendisi asla evlenmeyeceği için senin de evlenmeni engel oluyor. Sınırlı sorumlu Feyzullah Efendi kuleleri. Ne kulesi be? Ya Feyzullah Bey malikaneleri. Çok uygun ödeme koşullarıyla. Malikanesiz kaldığınızda değmez Kur'an çarpsın. Ben onun icabına sonra bakarım. Görür o yer mantarı cüce. Eğer ben de helal süt emmiş bir kız bulup seni evlendirmezsem... ...bana da anlı şanlı menkıbe demesinler. Ha? Ne diyorsun anne ya? Ne diyecek? İlle de evlen diyordur. Oh, geri mi geldi acaba? Hay Allah'ım, öldürecek bu kadın beni ya. Oh, anne. Kanka sen miydin? Gel. Ne haber? İyiyim kanka. Seninle bir şey konuşacaktım kanka. Konuş kanka. Oğlum bütün sesli harfleri saydın. Konuş artık istersen. Yoksa annem kapıda sana bir şey mi söyledi? Tabii. Beni evlenmemek için senin doldurduğunu düşünüyor da. Yok canım. Karşılaşmadım bile onunla. Ben şey için geldim kanka. Ne için geldin? Ne? İş ne alemde kanka, onu sormaya geldim. Allah müstakbir olsun. İş iyi canım. Üzerinde çalışıyorum. Sende ne var ne yok? İşte üzerinde çalışıyorum. Ayrı ayrı çalışalım kanka. Ayrı. Güle güle kanka, görüşürüz. Allah Allah. Bu herifte bugünlerde bir acayiplik var ama neyse. Hadi bakalım hayırlısı. Bak Ruhsar'cığım, bunu Saadettin enişteni ölüyorum. Nasıl güzel olmuş değil mi? Ah beyaz onu bir kaçar. Ay çok heyecanlıyım. Kalbim böyle çarpıyor. Bugün onu göreceğim. Ay beni görünce ne yapacak acaba? Saadettin ben geldim. Deyince korkacak mı acaba? İyi de nasıl gideceğiz be gözüm abla? Tam 4 gündür dünyaya bir damlacık yağmur yağmadı. Masarcığım ne yapıyor acaba? Kim bilir şu an bana ne kadar ihtiyacı var ve ben gidemiyorum. Dua et, sen şanslısın be kızım. Bak ne güzel, senin fani tarafa gitmene doğal kıyafetinde izin veriyorlar. Bana zar zor ancak hayalet elbisesiyle izin verdiler. Saadettin. Feyzullah Bey malikaneleri. Aman be. Şimdi bu 40 yıllık apartman dairelerini köşk şato diye satma modasını çıkarttılar başımıza. Bu evleri satabilmek için ünlü birilerini reklamda oynatmak lazım. Mesela Süleyman Demirel. Feyzullah Bey malikaneleri. Benim malikanem iyidir. Oturmakla hoşunmaz. Olur mu ya? Adam zaten mis gibi köşkte oturuyor. Zaten 35 yıldır tepemizde de oturuyor. Niye buraya taşınsın ki? Başka birini oynatmak lazım. Eşya cennetine de gidebilirdik rahatlıkla. Damat, sen burada mıydın? Evet, zili çalsaydınız ben açardım kapıyı. Zili çalıp boşu boşuna sana elektrik harcatmak istemedim damat. Biliyorsun nasıl olsa anahtarım var. Hayrola, niye topallıyorsunuz? Yoksa tasarruf olsun diye tek ayağınızı kullanmıyor musunuz? Tasarruf için topalladım, doğru. Taksi parası vermemek için kendimi bir arabanın önüne attım.
Arabanın şoförü beni hastaneye götürmek istedi. Yok dedim, sen beni Ataköy'e götür dedim. Ve böylece buraya geldim. Anlayacağın yol parası beleşe geldi. Yani pes vallahi baba. Cimriliğiyle ünlü İskoçyalıların bile gelip sizin yanınızda staj yapması lazım. Sahi, Mevkibe Hanım nerede? Buradaydı, az önce çıktı. Hay Allah, keşke daha hızlı giden bir arabanın önüne atsaydım kendimi. Hiç olmazsa Mevkibe Hanım'ı kaçırmazdım. Ya keşke, mesela damperli kamyonlar en hızlı giden araçlardır. Allah Allah, yoksa korktuğum başıma mı geliyor? Müstakbel eşim Mevkibe, o anaşik önderli olmasın sakın. Masar oğlum, benim çok önemli bir işim çıktı. Ben hemen gidiyorum. Biliyor musunuz? Peki, güle güle. Hızlı tramvaya dikkat edin baba. Allah Allah, ne eserekli adam ya. Neyse. Feyzullah Bey malikaneleri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle.